Arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum kıvamında gerçekten de tane tane bir kreaz reçeli yapmak istiyorum. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok nefis bir reçel. Şimdi işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar burada saplarını ayıkladığım, birkaç suyu yıkadığım 2 kilo kirazım var. Şimdi bunların çekirdeklerini çıkartacağım. Benim aparatım yok. Çekirdeğimi çay kaşığının sapıyla çıkartıyorum. Bu da güzel oluyor. Bununla da çıkartılabiliyor. Önce buradan giriyorum ve çapraz bir şekilde çekirdeği yukarıya doğru ittiriyorum. Çok fazla parçalanmıyor. Sadece çekirdek çıktığı yerler parçalanıyor. Bu çekirdekleri temizledikten sonra bunları şekere yatıracağım bir gece önceden. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Gerçekten de kiraz reçeli çok güzel oluyor. Mutlaka sizin de yapmanızı isterim. Dağılmadan tane tane kiraz reçelim olsun istiyorum. Sadece şu saplarının olduğu yerler biraz tahriş oluyor. Şöyle. Tabii ki çekirdek çıkarken ister istemez birazcık genişleme yapabiliyor. Burada 2 kilo kirazım var demiştim. Kirazım çok tatlı. Kiraz zamanı geçmeden denemenizi isterim. Memnun kalacağınızdan eminim. Kirazları bugün dalından topladım. Onun için biraz sertler. Çekirdeğin çıkartmasında hafif zorlanıyorum. Bayat olsa daha kolay çıkar. Arkadaşlar çay kaşığının sapı şöyle ince olursa kirazımızın çekirdek yuvasına daha rahat giriyor. Ve buradan girdikten sonra çapraz bir şekilde çekirdeği yukarıya doğru kaldırttırıyorum. Bayağı bitmek üzere. Bunun çekirdeğini temizleyecek daha güzel aparatlar var mı bilmiyorum ama ben bu yöntemi denedim ve hoşuma gitti. Onun için böyle yapmaya başladım. Eskiden beyaz kiraz reçeli yapardım. Ama bunu birkaç sene önce denedim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra hep yaparım dedim ve devamlı. Nasıl vişne reçeli yapıyorsak aynı şekilde kiraz reçeli de yapıyorum. Ve çok lezzetli oluyor tüketmesi de. Kirazlarımızın çekirdekleri ayıklandı. Şimdi buna şeker aşamasına geçeceğim. Burada 2 kilo kirazım var. Ben buna 1 kiloya 5 bardak şeker koyuyorum. Buna 10 bardak şeker koyacağım. Yani 1 kiloya 1 kilo kullanıyorum. Ama birazcık daha eksik de olabilir. Siz 800 gram da kullanabilirsiniz. Bardak şeker kullandım. Bunu bir gece önceden bırakacağım. En az 5-6 saat suyunun salmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar dün çekirdeklerini çıkarıp şekere yatırdığım kirazımın şekeri tamamıyla erimiş. Şimdi onu ocağa alıyorum ve kaynayıncaya kadar harlı ateşte kaynamasını bekliyorum. Gerçekten de çok güzel sulanmış kirazımız. Tane tane de görünüyor. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra da üzerinde oluşan köpüklerini alacağım. Reçelim kaynamaya başladı ve üzerinde de köpükler oluşmaya başladı. Ben bu köpükleri azaltmak için ve aynı zamanda da reçelime parlaklık vermek için bir çay kaşığı kadar tereyağı koydum. Bunu karıştıracağım. Daha sonraki oluşan köpükleri üzerinden alacağım. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte tuttum. Kaynattıktan sonra da orta ateşe alacağım. Kısığı bir nokta üstü. Reçelim bayağı kaynamaya başladı. Bu köpükler de zaten kaynadığı için oluşan köpükler. Şimdi bunun altını kısığa getiriyorum ve kendi halinde koyulaşana kadar pişireceğim. Tabii ki ara ara kontrol edeceğim. Reçellerde taşmalar çok fazla oluyor. Onun için de ocağı da bayağı kısık yaptım. Tencere dolu olursa taşmalar daha kolay olur. Onun için bayağı bir ateşini de kıstım. Şu anda kaynamaya başladı. Ara ara kontrol edeceğim. Arkadaşlar reçelim 20 dakikadır kaynıyor.
Hiç üzerinde köpük de oluşmamış. Kaynamaya başladıktan sonra o normal köpükleri de kaybolmuş. Hiç almadım. Tereyağının etkisinden dolayı köpüğü yok olmuş. Gerçekten de pırıl pırıl bir görüntü var. Kirazlarım birazcık daha toparlanmaya başladılar. Pişme aşamasına geçtiler artık. Ara ara kontrol ederek şurup kıvamına gelinceye kadar, bu su koyulaşıncaya kadar pişmeye devam edecek. Arkadaşlar, ara ara kontrol ettiğim reçelim baya göz göz olmaya başladı. Şurubu baya yoğunlaşmaya başladı. Şimdi bunun kıvamını test etmek için buzlukta birkaç dakika beklettiğim tabağıma şurubumdan alarak yoğunluğunu kontrol etmek istiyorum. Bir 5 dakika kadar durmasını istiyorum. Baya da güzelleşmiş. Çok sulu da güzel olmaz. Arkadaşlar, şurubum baya göz göz oldu. Baya yoğunlaştı. Tam 55 dakikadır pişiyor. Şu anda tabağıma bir miktar alıp kontrol etmek istiyorum. Evet, gerçekten şu kıvam çok güzel. Soğuduğu zaman biraz daha yoğunlaşacak çünkü. Arkadaşlar, çok güzel bir kıvam aldı. Reçelim baya yoğun bir şurup oldu. Şöyle de görebilirsiniz. Ben bunun içine bir çay kaşığı limon tuzu koyarak 3-5 dakika kadar tekrar kaynatmak istiyorum. Arkadaşlar, 5 dakika kadar önce buzdolabına koyup soğumasını beklediğim reçelimin son hali bu. Gerçekten çok güzel bir kıvama ulaştı. Tane tane oldu. Eğer hemen tüketmek istemiyorsak kavanozlarımıza dolduracağım ve öyle saklayacağım. Temiz kavanozlarımı kaynar sudan geçirdim. Ve kapaklarını da kaynar sudan geçirdim. Şu anda altını söndürmeden dolduruyorum. Ve bu halde bu reçel en az 2 sene hiç özelliğini kaybetmeden kalıyor. Şimdi bu reçelimi ıslattığım bir kağıt havluyla ağzını silerek kapağını da 2 geri 1 iler tekniğiyle sıkıca kapatıyorum. Ters çevirmeme gerek yok. Bu zaten kendi sıcaklığıyla kapak oturur. Soğumuş halini de size biraz sonra göstermek istiyorum. Arkadaşlar, size kiraz reçelimin son halini göstermek istiyorum. Gerçekten hiç dağılmadılar. Tane tane piştiler. Tadına baktım, gerçekten de çok güzel. Tam lokum kıvamında. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olur, beğenir, yorum atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.